Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir oyun video serisine başlıyoruz. Bus Driver oyunu oynayacağız. Evet, bu oyunun üstüne yeni sürümler çıktı. Yalnız biz ilk sürümüyle serimize başlayacağız. Daha sonra Bus Driver 19, Bus Driver 20 olarak video serimize devam edeceğiz. Şu anda Bus Driver oynuyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir menümüz var. Play, oyuna başlama butonumuz. Quit, çıkış. Onun dışında burada About, yani yapımcıları anlatıyor arkadaşlar. Bir de Options var. Burada da ufak ayarlarımız var. Görüntü kontrol, oyun içi kontroller ve bir de ufak tefek ses ayarları gibi ayarlarımız var. Arkadaşlar burada müziği isterseniz kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Oyun içi efektleri, sesleri hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle müziği biraz kısalım. Evet, play dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundaki otobüsler karşınıza çıkıyor. Birinci bölümde arkadaşlar burada otobüsler ve gideceğimiz rota görüntüde. Diğerlerini açmak için belli bir seviyeye gelmek gerekiyor. Puan almanız gerekiyor. Oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun eski bir oyun olmasına rağmen gerçekten çok kaliteli bir oyun. Yani şu an oynayan yeni nesil belki bu oyunu basit görebilir, haklıdır. Çünkü şu anki otobüs oyunları gerçekten çok üst düzey. Eurotruck'taki otobüs modları olsun, OMSI 2'deki veya arkadaşlar herhangi bir oynadığınız Bus Simulator oyunu da onun 2016, 2018 veya Bus Simulator Berlin, Münih gibi oyunlarda otobüsler çok gerçekçi. Ama bu oyun eski bir oyun olmasına rağmen arkadaşlar, yani 2000'li yılların başlarında başlayan bir oyun olmasına rağmen gerçekten çok iyi otobüslere sahip. Evet, burada Amerikan School Bus, yani Amerikan okul otobüsleri, yanında stop yazı. Bizim şimdi oynadığımız oyunlardaki Mercedes, işte Rocco Netto tarzı otobüsler. Gene arkadaşlar BMC tarzı veya Setra tarzı otobüslerimiz mevcut arkadaşlar. Gene burada da gördüğünüz gibi farklı uzunluklarda, büyüklüklerde Hyundai gibi. Bunlara neden tarzı diyorum? Çünkü o markaları direkt olarak yansıtamıyorlar arkadaşlar. Sadece otobüsleri benzetmişler, yani onun için öyle dedim. Yoksa büyük ihtimalle bu otobüs zaten Setra'dır, yani ondan esinlenerek yapılmış. Şimdi arkadaşlar bu oyunu nasıl oynuyoruz? Öncelikle bundan bahsedeceğiz. Daha sonra zaten bu seriye devam edeceğiz. Bus Simulator oyunlarında olduğu gibi veya diğer otobüs oyunlarında oynadığımız gibi Bus Driver oyununda çok güzel bir şekilde oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ilk otobüsümüzü seçtim. İlk otobüsümüz Amerikan okul otobüsü. Burada contain, yani space tuşuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle çevreden biraz bir bahsedeyim. Bu arada ilk durağa gitmeniz için bir süre var. Şöyle ok tuşlarıyla otobüsü sürüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şu ilk durağa bir gidelim. Bu arada manevrası biraz araçların geç arkadaşlar. Yani manevrayı biraz otobüsler geç yapıyor. Onun için fren ayarlarınızı çok iyi yapın. Bakın şu anda ben sinyal verdim ve durağı öyle yanlar. Bunu neden yaptığımı az sonra söyleyeceğim. Burada arkadaşlar Enter'a basıyoruz ve kapıları açıyoruz. Aşağıda bir süre sistemimiz var. Browser'ı aldıktan sonra Enter'a basın ve devam edin arkadaşlar. Şu anda tekrardan eksiden aşağıda gördüğünüz gibi sayım başladı. Diğer durağa gideceğiz. Arkadaşlar sinyal olayından bahsediyordum. Sinyal verirseniz puan alırsınız. Vermezseniz puan kaybedersiniz. Bakın böyle. Yukarıda hemen bir kızgın surat oluşuyor. Bakın kırmızıda geçtim. Eksi 200 aldım. Kırmızıda
geçmezseniz, yeşilde geçerseniz artı puan alırsınız. Ani frenler yapmayın arkadaşlar, eksi puan olur. Dediğim gibi duraklarda kapıyı birden kapatmayın, eksi puan olur. Yozlar tam alırsanız artı puan alırsınız. Bunların hepsi puanlama sistemine dahil arkadaşlar. Şöyle sinyali verdim, döndüm. Bu arada arkadaşlar bunun dışında F tuşuyla dörtlüleri yakabilirsiniz. Yumuşak G bir Ü ile sinyalleri. Aracınızı o tuşlarıyla yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sinyal verelim. Bakın arkadaşlar burada yolumuz kısaydı. Ve biz yolculuğumuzu tamamladık. Enter'a bastım. Şu an yolcuları indirdim. İlk görevimiz buydu arkadaşlar. Tabi böyle kısa yollar olmayacak. Uzun yolculuklar olacak. Karlı yollar olacak. Yağmurlu yollar olacak. Gece olacak. Birçok durağa gideceğiz. Sadece okul otobüsü sürmeyeceğiz. Halk otobüsü ve uzun yol otobüsü de süreceğiz. Evet şu an iyi bir puan aldık arkadaşlar. Ve burayı tamamladık. Şimdi buraya bir isim verelim. Mesela Simulation Games'in Simos'unu ya da iyi harfini kullanamıyoruz. I'ya bastığınızda zaten iyi harfi giriyor. Simo diyelim. Enter dedik. İsterseniz arkadaşlar bu bölümü beğenmediyseniz tekrardan puanlamaya katılabilirsiniz. Ama biz burayı tamamladığımız için bekliyoruz. Evet bakın arkadaşlar burada yıldız aldık. İkinci bölümü hala açamadık. Kapalı. Onun için biz bir tur daha açacağız. Unuttuğum şeyleri söylemeye çalışıyorum arkadaşlar ama oyunda gerçekten çok bir fonksiyon yok. Evet şimdi otobüsümüz böyle bir otobüs arkadaşlar. Şimdi bu aracımızı kullanacağız. Bu arada kamera sistemi var arkadaşlar. Yani biraz ondan da bahsedeyim. Şimdi mesela şöyle geldik. Bakın geri vitesi kullandım. Yani şöyle otobüsü vurduğunuzda eksi puan yersiniz arkadaşlar. Biraz bakın şöyle otobüsün manevrasını göstermek istiyorum. Yani acayip bir manevraya sahiptir bu araçlar. Otobüslerin sesleri de güzel arkadaşlar. Yolcu yokken istediğiniz gibi frenleme yapabilirsiniz. Yolcu varken arkadaşlar frenlere lütfen dikkat edin. Çünkü freni ani yaptığınızda bir eksi puan daha yiyorsunuz. Bu arada yolcu alırken bunu az önce de bahsettim. Kapıyı lütfen hemen kapatmayın. Evet bu arada frene bastığınızda şöyle. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Tıslama seslerini duyarsınız. Farklı sistem sesler geliyor arkadaşlar. Oyunun soundları yılına göre gerçekten bayağı iyi. Evet burada yola çıkarken gene sinyal verin. Ne olur ne olmaz. Bazen eksi puan yiyoruz çünkü. Bakın mesela hemen sağ sinyali vermedim. Eksi 10 yiyorum. Öyle bir sistem var arkadaşlar. Puan toplamak için sinyal vermek artı 10 puan kazandırıyor. Yolcular artı 100 puan. Kırmızıda geçerseniz eksi 200 puan. Bakın ani fren yaptım. Eksi 100 puan. Bunların hepsini göstermek istedim. Kapılar açtınız arkadaşlar. Yolcular biliyor. Bu arada yeşil yani gülen surat bildiğiniz gibi mutlu olanlar. Sarılar belirsiz. Kırmızılar üzgün. Ya da kızgın da diyebiliriz ona. İmbas 17 yazan bölüm arkadaşlar. Otobüsün içindeki yolcudan bahsediyor. Bu arada yaya şeritlerinde kırmızıdayken basarsanız geçti sayıyor arkadaşlar. Sarıda geçerseniz bir sıkıntı olmuyor. Bakın şu an bir sürü puan aldım. Aşağıda yazan hız dilekliyorumuz 30-33 yazan. Yanındaki 4 vites arkadaşlar. Hemen onun yanındaki brakes dedi bölüm. Orası frenleme arkadaşlar. Onun yanında da gene kilometre saat olayları var. Hıza göre orada da vites geçişlerini görüyorsunuz. Sol tarafa geçtiğimizde arkadaşlar süre var. Onun altında durakların hangi durakta olduğumuz var. Onun yanında arkadaşlar bir kilometre sistemi var. 0-9 gözüküyor şu an. O da durağa kalan mesafe ve hemen GPS'imizin üstünde. O da arkadaşlar durağı gösteriyor. Bakın frenleme şu şekilde yaparsanız ceza yemezsiniz. En sonunda istediğiniz gibi frene basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar H tuşu kornadır. Bakın az önce kornaya bastım yolcu dinlerken ve bazı yolcular sarı gözüktü. Çünkü kornaya bastım acele ettiler ve buna kızdılar aslında. Ama eksi puan yemedik.
Bakın arkadaşlar, teğet şurada da böyle korna sitemiz var. F'de dörtlü uyarı ışıklarımız yanıyor. Evet, şu an iki durağımız kaldı. Az öncekine göre arkadaşlar durağımız biraz daha çok. Bakın sarıda geçtik ve 40 puan aldık. Yani son anda geçtiğimiz zaman puan alıyorsunuz. Şöyle kısa mesafelerde istediğiniz gibi frene basabilirsiniz ama biraz hızlı gidiyorsanız frene lütfen dikkat edin arkadaşlar. Evet, yolcumuzu topluyoruz şu anda. Duraktaki yolcuyu aldık. Bu arada duraklardaki yazılar takip edin. Mesela burada bu olur ileride ya da bir sonraki durağa gideceğiniz mesafe yazar. Onlara da bakabilirsiniz. Arkadaşlar, oyunun menüsü gerçekten kolay. Evet, eksi 200 yedik çünkü kırmızıya geçtik. Şu anda artı 327 puanımız var. İyi bir puan değil ama artı olmaz, her zaman iyiydi arkadaşlar. Oyunda otobüs sayısı fazla. Yani o yılların otobüslerine göre çeşit gerçekten yüksek. Şu anda son durağımıza doğru ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar, oyun Amerika'da geçiyor. Bunu belirtmiş olalım. Öndeki arabalar arkadaşlar gözükmediği zaman şöyle bir durum var. Otobüsle arabaya yaklaşıyorsunuz. Bakın şöyle -17 sinyalinden dolayı hemen onu artıya çevirelim. Arabaya yaklaştığınız zaman arkadaşlar kamera birden saydamlaşıyor ve araç gözükmeye başlıyor. Bakın hemen bunu göstereceğim size. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şu an öndeki arabayı görebiliyoruz. Kamera hemen kendini saydamlaştırdı. Tabi bunları oynadıkça öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu arada öndeki arabayı tosladığımız için bir aracın da hareket etmesi durdu. Şöyle hafif hafif hareketlerle birden manevra yaparsanız otobüs çok iyi bir manevra alıyor arkadaşlar. Bakın öndeki arabayı neredeyse sıfırdık ama çok iyi döndük. Evet, yeşil yanmış, şu artıyı alalım bari. 30 puan kazandık burada çünkü önceden kaza yaptık. Kaza yaptığımız için biraz puanımız azaldı arkadaşlar. Biraz puan toplayalım çevreden. Peş peşe sinyalden puan alamıyorsunuz. Onu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar, şehri öğreniyorsunuz belli bir zaman sonra ve rahatlıkla her yere gidebiliyorsunuz. Serbest sürüşler de yapabilirsiniz. Bütün yollar açık zaten. Çoğu yer açık. Uzun yollarda yapacağız arkadaşlar. Karlı yollarda falan da süreceğiz. Evet, bu oyunu benim en çok beğendiğim otobüslerin gerçekten manevra sistemi. Evet, şu anda tünele girdik. Bu arada arkadaşlar, çok karlı yollarda diyelim, yerler kaygan olduğu zaman birden frene basmayın ve birden aracı çevirmeyin. Direksiyona yüklendiğiniz zaman, mesela birden sağa kırdığınız zaman kesinlikle yolda kayıyor ve çarpıyorsunuz. Bu da size eksi puan kazandırıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Cafe Neo, burayı biz öyle biliyoruz. Bakın, ani frenden eksi 100 yedik. Yolcu indirdik. Artıya dönecek mi bakalım, merakla bekliyoruz. Şu anda eksi 2 puanımız var. Yolcular iniyor. Yolcular yarısı mutlu, yarısı üzgün, kızgın. Bazıları küfür ederek indi. Çok kötü bir yolculuk yaptık. Evet, şu anda arkadaşlar ceza puanımız 15 ve evet, güzel. 2000 puan almışız. Buraya da hemen güzel diyoruz. Beautiful yazıyoruz. Gönderdik ve bekledik. Bakalım. Bu arada bu benim en sevdiğim otobüslerden birisi. Evet, ikinci bölümü hala açamadık çünkü iyi bir puan almadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda ciddi anlamda güzel puanlar kazandıracağız ve otobüslerimizi uzun yollarda süreceğiz. Diğer otobüsleri tanıtacağız ve Bus Driver serisine devam edeceğiz. Arkadaşlar, kanalımızda birçok oyun mevcut. Özellikle otobüs oyunları gerçekten çok. Lütfen oyunlarımızı beğeniyorsanız bunu belirtin arkadaşlar. Kanalımız kısa bir zamanda güzel bir ivme yakaladı. 1,5 ay içinde gerçekten iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.